Duyduklarım doğru mu Gönül benim? Sen kendine ayrı oda mı hazırlatıyorsun? Bir şey sordum, cevap verecek misin bana? Ya ben alttan almaya çalıştıkça, ben gönlünü hoş tutmaya çalıştıkça tepeme çıkıyorsun. Bu nedir ya? Ha? Ne yapıyorsun sen? Dün Arzu Hanım'ın odasına kalmana izin verdik diye bugün kendine ayrı oda hazırlatmak nedir? Yeter bu kadar saçmalık. Yürü çabuk. Bu gece benimle uyuyorsun. Çek ellerini. Gönül. Dokunma bana. Gönül dedim. Ya sen ne kötü bir insansın be. Yusuf'un serbest kalması için beni ikna edip zorla nikah masasına oturtmadın mı sen? Ne demek şimdi bu? Bir de utanmadan inkar mı edeceksin? Yusuf'u senin kurtarmadığını biliyorum. Ne olursa olsun onun kurtulmasına izin vermeyecektin değil mi? Saçmalama. Çıktı işte Yusuf. Bir kere ya. Bir kere lafının arkasında duracak kadar cesaretin olsun be. Yusuf'u senin kurtarmadığını biliyorum. Daha fazla yalan söyleyip de delirtme beni. Hiç mi vicdanın yok senin be? Böyle bir yalanla kurduğun evliliği nasıl içine sindiriyorsun? Gönül yeter. Asıl sana yeter. Seni sevmeyen, seni istemeyen biriyle evlenmek hiç mi zoruna gitmiyor? Gönül. Şımarık bir çocuk gibi istediğini elde edemeyince ortalığı yakıp yıkıyorsun. Ya sen kendini aynaya baktığında hiç mi utanmıyorsun? Ya yeter kes sesini be! Bu evde çocukluk yapan birisi varsa o da sensin! Şımarık olan da sensin! Yeter bu kadar saçmalık ya! Yürü çabuk! Bu gece benimle uyuyorsun hadi! Asla! Asla seninle bak, uyumayacağım! Sabrını zorluyorsun, kendine gel! Bırak beni! Ya bırak be! Ya kendine gel, evliyiz biz! Bırak be! Bak! Bana istemediğim şeyler yaptıracaksın ki. Ne yapacaksın ya? Şimdi de beni mi öldüreceksin? Bir adım daha atarsam. Gönül. Sakın. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.